Canım benim ya. Canım benim. Yazıyı keşfet. Ondan sonra değişmez ideallerden bahset. Bakar mısınız? Bakar mısınız araçsallığa? Aydınlanma, hani bilgi aydınlanma diye bir şey yok. Aydınlanma başlı başına, bence burada Adorno, Horkheimer az kalıyorlar, bir araçsal akıldan bahsediyorlar. Akıl, varoluşu itibariyle araçsal. Her şeyi depolayabildiğiniz anda yazıyla, kurallarla, değişmez metinlerle, on emirlerle, o yetmiyor, hukuk sistemiyle, ondan sonra tutucu ol. Değişmesinde. Yani bu korkunç bir şey. Bu korkunç bir şey. Ne zaman evrensel insan hakları bildirgesini yayınladılar? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değil mi? Milyonlarca insan Afrika'da, orada burada katledildi. Milyonlarca insan Almanya'nın toplama kamplarında gazlandı, yakıldı. Değil mi? Görüyorsunuz, akıl araç. Akıllı olmak sinekten yağ çıkarmak demek. Böyle bir mevhumla paradigmanın hiçbir surette değişmeden devam etmek mümkün değil. Mümkün değil. Bu bizi kesin ve kat'i sona doğru götürüyor. O yüzden ataerki kapitalizmle böyle paraleldir. Çünkü ikisi sinekten yağ çıkarmaya yönelik. Bakınız. Yeni tanrı boşuna para değil. Para neyi ifade ediyor? Sahip olanlar seçilmişler. Eskinin tanrılarının, eski tanrıların seçilmişleri ya da tanrının seçilmişi kimdi? Peygamberdi, münzeviydi, kutsaldı. Şimdi CEO'lar değil mi? Yani bu akrabalık bile neyi gösteriyor? Aydınlanmanın araçsallığını. Aydınlanma bir insan olsa dünyanın en oportunist, en kaypak, en çıkarcı, en pragmatik yaratığı olurdu yani. Hiç kimse sevmezdi, emin olun yani. Hiç kimse sevmezdi. Çünkü niye? Dünyaya bu benim işime yarar, bu benim işime yaramaz diye bakıyor. Aydınlanmanın diyalektiği bu. Ve aydınlanma şu iddiada. Miti benimle açtınız, logos. Aydınlanma bu arsızlığıyla eski bilgi mitten 1500 milyar trilyar zik milyon kat daha mitik. Çıkarcı bir mit. Çıkarcılığın mitosudur. Aydınlanma. Evet, başlık. Çıkarcı bir mitos. İki nokta üst üste. Aydınlanma. Düşünüyorsun, o halde varsın ya. Sen varsın ya. Etrafını kurut. Etrafını yok et. Sen dahil olmak üzere birer makinasınız ama sen akıllı makinasın. Bütün diğer akılsız makinaları ye, yok et, öldür, manzaranı bozuyorsa devir. Anlıyor musunuz? Bu kafa değişmediği sürece geleceğimiz kapkaranlık. Geleceğimiz kapkaranlık. Aslında bunu da herkes biliyor. Şimdi bir bambaşka bir konuya geleceğim. O yüzden edebiyat felsefeden üstündür. Edebiyat çünkü gerçek kadim mitosun mirasçısı olduğu için bu konularda uyarıyor edebiyat. Sonradan gelen felsefe diyor ki aman saçmalama. Saçmalama. Sen ne anlarsın? Sen ve koca karı hikayeleri. Biz halledeceğiz her şeyi, merak etme. Ve sanatı da neye yapmaya, indirgemeye çalışıyorlar? Bir tüketim aracına değil mi? Bunu zaten Platon'da da görüyoruz. Platon mitlerden nefret eder. Ay, banal şeyler. Ama bakınız, Platon mitleri nasıl kullanır? Bir mesel olarak. Yani Platon ne yapar biliyor musunuz? Bilge ve nötr ve dengeleyici merci olan kadim miti araçsallaştırır.
O yüzden platonik felsefe araçsallaşmaya bu denli müsait. Çünkü kendi içinde araçsaldır da ondan. Her şeye yontabilirsiniz Platon. Sizin elinize güç geçsin. Bir hiyerarşik piramidin tepesine oturun. Platon'un bütün felsefesini alın. Variabilleri, işte x'leri, y'leri kendi meramınıza ait, kendi maneviyat alanınıza, kendi dünya ve evren tasarımınıza uygun sayılar, işaretler, harfler koyun, alın size. Platon baskıya, standartize etmeye ve dolayısıyla protofaşizme korkunç korkunç müsait. Korkunç korkunç müsait. O kadar şey ki, şekil değiştirebiliyor ki. Yani Platon'la insan haklarını da açıklayabilirsin. Platon'la Auschwitz'i de açıklayabilirsin. Bu kadar her tarafa çekilebilitesi var. Neden? Çünkü her tarafa çekilsin diye, güçlülerin yanında olsun diye tasarlanmış bir şey. Evet, platonik felsefe bu. Başka da hiçbir şey değil. 2500 yıllık Batı felsefe tarihi bu. Şimdi başka bir şey daha geleceğim. Hep denilir ya, bilim ve din ayrı ayrıdır. Hayır efendim, hiçbir zaman ayrı ayrı değillerdi. Hep aynı dinamiğe hizmet ettiler. Kopernik, dünya evrenin merkezinde değil dedi, bilim. Değil mi? Ne oldu? Bu dine karşı gelişti değil mi? Bu sefer ne oldu? Rönesans'ta insan her şeyin ölçütü oldu. Yani oradaki merkez konumumuzu kaybettik. Burada yine gayet aydınlık bir biçimde merkez konuma geldik. Yani her halükarda aydınlanmanın telosu ne? Ütopya. Herkes ölümsüz, herkes mutlu mesut. Dinin ütopyası ne? Cennete girmek değil mi? Farkı ne arkadaşlar? Her açıdan bu dünya aydınlanmaya yetmiyor. Çok çok daha mükemmel olması lazım. Bedeli ne olursa olsun. Bu tarafta da dünya zaten sınav yeri. Yani dünya o kadar şey yapmayın, önemsemeyin. Zaten oraya yönelik yaşayın. Hiç değişen hiçbir şey yok. Dünya her halükarda ne yapmıyor bu iki sarmalada? Yetmiyor. Yetmiyor. Yetmez. Yetmez. Neden? Çünkü bizim beynimiz böyle çalışıyor. Bizim limbik sistemimiz aynen T-Rex'in limbik sistemi gibi. Ye, çoğal, bilmem ne. Bütün bu ön loblar ne yapıyor? Bir röle ve bütün her şeyi ulvileştirme mekanizması. Biz zavallı insanlar, Arnold Gehlen, böyle ayakta kalmaya başardık. Değil mi? Ve meta anlamda aslında oturduğumuz dalı kesiyoruz. Değil mi? Çok güzel kesiyoruz. Ve o kadar bu içgüdüsel bir dinamik ki bir türlü bağımlılık gibi, sigara bağımlılığı gibi, alkolizm gibi, uyuşturucu gibi bu kötücül huylarımızdan ne yapamıyoruz? Vazgeçemiyoruz. Alın düşünüyorsunuz, o halde siz varsınız ya, yok öyle bir şey. Siz 7 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Ve susadığınız zaman soğuk bir şey içmek istiyorsunuz ya, sizin tin, geist, Hegel buluyor ya hedefini. Bulacak, Hegel'in geist hedefini bulacak. Cehennemin dibine giderek bulacak. Hegel'in düşündüğü gibi değil. Hegel'in düşündüğü gibi değil. Telosların en faciasına ulaşacağız biz. Kimsenin şüphesi olmasın. Teloslar böyle bekliyor bizi. Bir şey söylerdim de. Söylemeyeyim. Sansürlenirim filan falan. 7 trilyon hücreye sıvı ihtiyacı var. Siz de gidiyorsunuz. En sevdiğiniz içecek olan herhangi bir şey alıp içiyorsunuz. Ne kadar bağımsızsınız. Hücreler birleşmiş birleşmiş. İnek olmuşlar, aslan olmuşlar. Demişler ki yok ya yok. Yine de çok zavallı. Yani susuz kalabiliyor. Çünkü salak.
öyle bir şey yapalım ki, öyle bir şey oluşturalım ki bizim arzularımızı okusun ve sansın ki düşünüyor o halde var. Değil mi? Şimdi siz böyle bir varlığın iyi niyetli olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bizler aslında neyiz? Birer zombiyiz. Kendimizi bağımsız, yekpare, tek bir varlık ben olduğunu sanan, 7 trilyon hücreden oluşan bir çorbayız. Evrimsel bir çorbayız. Ay, kendimizi kutsaya kutsaya kendimizi tanımaz hale geldik. Kendimizle yüzleşemez hale geldik. Ay ay, bir ulvilik, bir kutsallık, bir eşrefi mahlukatlık. Baba baba baba. Bunu da işte, bunun da en büyük ideolojik destekçisi bu düşüncenin insan. İnsan dinde neydi? Eşrefi mahlukattı, değil mi? Ay, felsefede de öyle. Düşünen hayvan, politik hayvan, bilmem ne hayvan. Hayvan. Etten kemikten olan hayvandır. Diğer her şey kantitatif bir farktır mitolojik açıdan. Hani filsiniz, bok böceğisiniz, insansınız, kantitatif bir farktır. Aydınlanmacı platonik felsefe bizi iyicene şımarttı. Bizi iyicene manevi açıdan da megaloman yaptı. Arsız yaptı. The world is not enough. Açılın. Stephen Hawking bile ne diyor? Hadi diyor, artık bulun bir gezegen. O dünyayı tükettik. Yani şey gibi. Depozitolu şişe gibi. Onu artık atın. Yeni bir dolu bir şişe bulun. Bekliyordu dünyalarda. Bekliyordu dünyalar. İşte kendi sınırlarını bu kadar abartmak, muktedir olunan şeyleri bu kadar abartmak, 20. yüzyılın ana teması neydi? Ay, Jules Verne, Jules Verne de hayal etmekle başlıyor. Jules Verne neyi hayal etti? Ay'a gitmeyi, yer aldı, deniz altında yolculuk, bla bla bla. Jules Verne en yakın olan 12 bin ışık yılı ilerideki. 12 bin ışık yılı. Nasıl gideceksiniz oraya? Kim gidecek oraya? Diyelim ki nesiller boyu gittiniz 12 bin sene sonra. Oraya ne varır sizce? Zaten ruh hastasıyız. Kim dayanır ya 12 bin sene bir uzay mekiğinde? Yani hayal etmekle başlıyor ama abartmayacaksınız. Abartmayacaksınız. Belli sınırlar içerisinde. Hadi diyelim en yakın gezegen 250 ışık yılı. Ki yok. Siz niye bu kadar yani yenisine yöneliksiniz? Eskisine, var olanı, elinizdekine daha iyi bakamıyorsunuz. Çünkü sizler T-Rex'ten farksız olan bir varlıksınız. Kendini ama çok ulvi sanan. T-Rex'ler çok pratik varlıklar. Beyinleri yok. Böyle sinir uçları, limbik sistem denilen şeyde elma büyüklüğünde. O koca yaratığın şeyse elma büyüklüğünde. Diyor ki o ona, kıpırdananı ye. Çiftleşme zamanı geldiğini sakın fırsatı kaçırma. O kadar kıpırdananı ye diye şey yapıyor ki, o öfkeli bir hayvan. Kendi yavrularını filan bazen yanlışlıkla yiyebiliyor diye söyleyen dinozor uzmanları Amerika'da filan var. Hiç farkımız yok. Hiç farkımız yok. Beynimiz o yüzden o kadar büyümüş. Bu ön loblar, bu iyicene ceviz gibi girintiler, çıkıntılar, şu küçücük kafatasımıza daha fazla girsin de birbirimizi kıpırdadığımız için yemeyelim diye. Bu sefer çok fazla olmuş alan. En mükemmel şekli olan. Hani öyle ulvilik ki sanırsın. Platon hiçbir zaman tuvalete gitmiyor. Büyük abdestini yapmıyor. Kant hiçbir zaman, ne bileyim, geğirmiyor ya da yerlenmiyor. Yemek yemiyor. Bu böyle bir şeydir. Hep aklıma Türk sanat müziğinde o Emel Sayın'ın böyle şarkı söyleyişi gelir. Terelellellellellelle. Hani böyle baktığın zaman diyorsun ki, ay ne güzel tablo. Kadın Meryem Ana gibi.
Aa, Emel Sayın'a. Allah korusun. Geğirirken ya da hapşırdığında burnundan bir şey aktı mesela. Ay. Anlıyor musunuz? Bizim idollerimiz bile ne olmak zorunda? Mükemmel olmak zorunda. Torzodan oluşuyorlar. Belaltı organlar. Anüs, cinsel organ, vajina, penis. Ay zaten yok. Kokan ayak yok. Kokan ağız yok. Biz karşımızdakini idealize ederken aslında kendimizi idealize ediyoruz. Bizim ütopyamız o. Alın, ütopya budur, telos budur. Görüşmek üzere.